delikanlı adamın öncelikle delikanlı yürümesi lazım. Delikanlı yürümek için ne yapıyoruz? Önce şu hareketi öğreniyoruz. Göğüs öne çıkıyor, mide içeriye giriyor ve popo az bir şey dışarıya çıkıyor. Sen zorlama abi, sende bir şey yok. Söyleme lan, arkamda olduğu için bilmiyordum, moralimi bozdun, Allah belan versin ya. Neyse, şu hareketi yapıyoruz. Göğüs, mide ve popo. Şu vaziyette duruyoruz, ayakları biraz dışarıya doğru şu vaziyette çarpıtıyoruz. Hareket şu. Son adımı atıyoruz, dönüyoruz, tekrar yürüyoruz. Son adımı atıp dönüyoruz, tekrar yürüyoruz. Bunun için yapıyoruz, delikanlının sonunda. Mutlaka mafusa düşmek var, volta atmayı da böylece öğrenmiş oluyoruz. Ha. Şu hareket. Yalnız kolumda tesbihim yok, olur mu? Efendim? Tesbihim yok. Yok, tesbih biraz sonra. Ha, tamam tesbih abi. Tesbih biraz sonra. Yürü bakayım bir. Senin gibi mi yürüyeceğim? Evet, delikanlı şöyle. Becerirsin, sen bile yaparsın. Bunu bir de delikanlının en büyük şanı tesbihle deneyelim. Belki dikkati tesbihe çekersin, kimse popona bakmaz. Abi delikanlılık tesbihten geçiyorsa... Ah. İmza Necat Uygur. Neyse, tesbihe mutlaka dikkat çekersin. Yürü bakayım bir aslanım benim. Hey yavrum koçum. Abi solla mı başlayayım, sağla mı? Fark etmez. Solla başlayayım, sağ arkadan gelir herhalde. Herhalde gelir. Desene lan. Ya biz bu yürüme işini bir daire çalışalım seninle. Biraz civatalarda gevşeklik var değil mi? Sen buna biraz diyorsan tamamdır. Biraz. Tamam. Sen buna evde çalış, yarın tekrar bakarız. Hah, delikanlının ikinci şartı, şöyle ciğerden bir nara atacaksın. Duyan hemen evlerine kaçacak, kahvelerin içine saklanacak. Onun için ne yapıyoruz? Derin bir nefes alıyoruz. Göğüs kafesimizi şişiriyoruz. Eli şöyle kulak ve ağız arasına koyuyoruz. Ya! Kaç cam indi bil bakalım. 7-8 cam indi. Helal olsun bana. Aç bir nara görsün şurası. Hadi aslanım benim be. Beyefendi size doğru mu atayım narayı? Hamza duyuyor mu beni? Herkes camlarına gel. Diye bağıracağım bak. Akşam akşam bu kuşlar nereden geldi ya? Ha, gidin. Rıh be.